Sivas aşılamada mavi iller kategorisinde. Evet artık maviyiz. Tabi aşılama çok iyi gidiyor, aşılanma çok güzel gidiyor ama yine de biz ne diyoruz? Tedbirlerden bırakmamamız gerekiyor. Ee, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da e, Sivas'ta sevgili izleyenlerimiz aşılanmayla ilgili sosyal medya hesabından paylaştığı e, paylaşımda Sivas'ın maviye döndüğünü e, böylece paylaştı. Biz de hemen ekranlarımızda bununla ilgili gelişmelerin detaylarını şöyle bir getirelim. Evet güncel verilere de bakacağız. Tabii ki son 24 saatte neler oluyor, neler yaşanıyor, salgınla ilgili e, neler hayatımızda yer alıyor. E, bunların hepsini de biz e, tabii sizlere aktarıyoruz. 12 yaşa kadar e, aşı şu anda inmiş durumda ama 12 yaş içinde velilerin kendi istekleri yönünde aşı olma konusu en abızda artık 12 yaş dahi e, çıkıyor sevgili izleyenlerimiz. Yani bizim salgında Covid-19'dan bu koronavirüs illetinden kurtulmamızın yolu hani aşıdan geçiyor biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı da her gün veriler paylaşıyor ve bu paylaşılan verilerde özellikle biliyorsunuz yoğun bakımda yatanların birçoğunun aşı olmayan kişilerden oluştuğu da çok defa açıklamalarda gündemde yer alıyor. Hassas olmamız lazım. Hassas bir şekilde tabii ki kendimizi korumamız lazım. Maskeydi, mesafeydi, hijyendi tamam. Kalabalık yerlere mecburi bir durum olmadığı müddetçe girmemek gerekiyor. Girdiğiniz anda ise maskenizi, mesafenizi Bunlara da çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çıktıktan sonra yine ellerinizi güzel bir şekilde e, yıkarsınız. Yani bizim virüsle mücadele konusunda artık hayatımızın böyle ortasına virüs yerleşmiş durumda. Bunun için de dikkat etmemiz gerekiyor. E, sayın e, Koca da zaten Sağlık Bakanlığı veya dışişin işte dişin yetkilileri, uzmanlar, hekimler vesaire hep de bunun üzerine duruyorlar. Neden? Birinci e, yapacağımız kural kendimizi dikkatli bir şekilde hayat içerisinde günümüzü düzenli yaşayabilmemiz. Evet, Sağlık Bakanlığı 12 yaş ve üstü gençler için de sisteme randevu tanımladığını açıkladı sevgili izleyenlerimiz. Aşı isteğe bağlı ve veli onaylı olarak yapılacak. Randevular ise en nabız sistemi üzerinden gerçekleşecek. Biliyorsunuz aşı konusunda yaş grupları yavaş yavaş aşağı doğru indi ve şu an içinde 12 yaş grubuna kadar inmiş durumda sevgili izleyenlerimiz. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. 12 yaşta tabii aşı vurulacak olan çocuklarımız için ise veli onayı yani isteğe bağlı olarak aşı vurulma durumuyla karşı karşıya kalacağız. İşte ne kadar çok kişi aşı olursa ne kadar çok kişi aşırılanma içerisinde aşıyı kendine yaptırırsa bu salgınla ilgili de e, daha böyle bir e, sağlıklı daha da böyle kendimizi rahat hissedebileceğimiz günler yaşayacağız. Evet. Yani aşı karşıtı olan bir kesim var. Onlar da tabii ki işte aşı olmayın ileride bunun zararı olacak vesaire. E hayır yani şunu söylüyoruz ben de iki tane aşımı yaptırdım sevgili izleyenlerimiz ve bu yapılan aşılar sonucunda belki de hani e, toplum içerisinde bir gazeteci olarak bir haberci olarak biz de birçok yere giriyoruz çıkıyoruz etkinliklerde vesaire çok yerde e, programlara katılıyoruz. Hani e, uzmanlar hep diyor yani aşı olanlar ayakta atlatma veya da daha böyle az e, vücudun zarar görmesiyle atlatma durumuyla karşı karşıya kalıyorlar. Yani aşı olursak daha sağlıklı, daha güzel günler bizi bekliyor olacak. İşte arkamızda sivasında maviye döndüğünü sizlerle paylaşmış olduk.